Yunanistan'da 5. yüzyıl Pers işgali ile başlıyor ve Pelopones Savaşı ile bitiyordu. Şimdi de Yunanistan'da 4. yüzyıla giriyoruz. 4. yüzyıla girdiğimizde Tebai şehir devleti baskın olarak öne çıkıyor arkadaşlar. Ancak 4. yüzyılın ortalarına ve özellikle sonuna doğru geldiğimizde Yunanistan'ın tümünün Makedon egemenliğine girdiğini ve onların altında birleştiğini göreceğiz. Onları ilk birleştiren de Makedonyalı Filip oldu. İşte bu da onun bir büstü. Filip, önce 359 yılında Makedon kralı olan babasının ölümünden sonra iktidara geliyor. Ondan daha büyük erkek kardeşleri ölünce Filip başa geçiyor. Aslında tahta varis olan kişi yeğeni ama çok küçük olduğu için onun vekili olarak ülkeyi Filip yönetiyor. Yani geçici bir güce sahip ama sonra tüm kontrolü eline geçiriyor. Ve milattan önce 359 yılında Makedonya kralı oluyor. Ve daha sonra yaptığı şey de Yunan şehir devletlerinin çoğunu ele geçirmek. Sonunda Filip bu şehir devletlerinin büyük kısmını birleştirmeyi başarıyor. Şuradaki haritayı görüyorsunuz. Bunu internet kaynağında buldum yani Wikipedia'dan aldığım bu haritaya bakarak imparatorluğun zaman içinde nasıl genişlediğini görebilirsiniz. Evet, Filip milattan önce 359'da Makedonya kralı olmuştu. 352'de ise Teselya'yı alıyor ve sonra 340'larda Trakya'ya ve e, Molosların yaşadığı bölgeye giriyor. Bu bölge ilginç çünkü Makedonya kralı Filip, Molosların kralının kızı Olimpiyas ile evleniyor ve daha sonra Büyük İskender doğuyor. Aslında Olimpiyas son derece ilginç bir karakter yılanlara tapan bir inanışın mensubuydu ve yılanlarla birlikte uyuduğuna dair söylentiler vardı. Neyse, Filip daha sonra fetihlerine devam ediyor ve en sonunda Sparta dışındaki şehir devletlerinin çoğunu ele geçirmeyi başarıyor. Ve böylece 337 yılına geliyoruz. İşte tam buraya. Burada Filip Korint birliğini kuruyor. Bu isim sonradan konmuş ama Korint Birliği denmesinin sebebi şu. Filip önemli şehir devletlerinin yöneticilerini Korint'te de bir araya getiriyor. Burada yöneticilerin hepsi hegemon dedikleri Filipe bağlılık yemini ediyorlar. Ve bu konuda gerçekten önemli olan şey, Filip'in Sparta dışındaki Yunan şehir devletlerini birleştirebilmesi ve böylece meşhur oğlu Büyük İskender'in Yunanistan'ı birleştirmeye devam etmesi için her şartı hazırlamış olması. Büyük İskender aslında Sparta'ya boyun eğdirmeyi başardı ama bundan daha fazla bilinen şey, kısa hayatında tüm Pers İmparatorluğunu ve daha da ötesini fethetmesidir. Bu konu hakkında en az bir video daha hazırlayacağım. Şimdi, M.Ö. 337'de Korint Birliği'nde neler olduğunu anlamak için çeşitli şehir devletlerinin ettiği yemini okuyalım. Yemin şöyle arkadaşlar. Zeus, Gaia, Helios, Poseidon ve tüm tanrı ve tanrıçalar üzerine ant içerim. Ortak barışa uyacağım. Filip ile olan anlaşmayı bozmayacağım. Denizde ya da karada bu yemini edenlerin hiçbirine silahla saldırıp zarar vermeyeceğim. Savaşın katılımcılarına karşı savaş amacıyla herhangi bir şehir veya kale ya da limanı hünerle ya da tertiple almayacağım barış yemin ettiklerinde Filip'in yakınları veya soyundan gelenleri tahttan indirmeyeceğim ya da şehir devletlerindeki yasaları terk etmeyeceğim. Bu anlaşmalara aykırı hiçbir şey yapmayacağım ve mümkün olduğunca başkalarına da yaptırmayacağım. Ancak eğer herhangi biri anlaşmayı ihlal ederse ihtiyaç duyanların çağırdığı gibi gideceğim ve konsey tarafından kararlaştırılan şekliyle ve hegemonun isteğiyle ortak barışı ihlal edenlerle savaşacağım. Evet bu yemin edildiğinde bu kişi yani hegemon Makedonyalı Filip'ti arkadaşlar. Ancak bu olay ancak 337'de 337 yılına gelindiğinde gerçekleşiyor. Hatırlayın Filip Yunan şehirlerinin çoğunu Sparta dışında birleştiren ilk kişi olduğu Zamandı bu 337. Ancak bundan sonra Filip sadece bir yıl yaşıyor. Bir sene sonra yani Milattan önce 336'ya geldiğimizde Filip Pella'ya çok yakın olan Makedon Krallığı'nın eski başkentinde kızıyla kayınbiraderinin evliliğini kutluyor. Yani İskender'in kız kardeşi olan Filip'in kızı ...Olimpiyas'ın erkek kardeşiyle evleniyor. Yani Filip kızını dayısıyla evlendiriyor. Olay bu ve bu düğün esnasında koruması. Posanias tarafından öldürülüyor. Burada bir sürü ilginç hikaye var. Philip M.Ö. önce 336'da kızının düğününde öldürülüyor ve Posanias'ın bunu neden yaptığı hakkında ilginç alıntılar var. Mesela Posanias'ın Filip'in sevgilisi olduğunu ve onu kıskandığını söyleyen birçok kayıt var. Başka bir alıntıya göre Filip'in başka bir akrabası Posanias'a hakaret ediyor ama Philip Posanias'ı savunmuyor. Bunun bir şekilde Filip'in karısı ve İskender'in annesi Olimpiyas tarafından İskender'in tahta çıkması için düzenlendiğine dair bazı hikayeler de var. Burada da aslında makul nedenler görebiliriz çünkü suikastten kısa bir süre önce Filip ikinci bir eş almıştı ve bu kişi Olimpiyas'a kıyasla daha gözde bir eşti. Kısacası bu konu hakkında pek çok ilginç kanıt var ve daha doğrusu kayıt var, pek çok ilginç kayıt var ve size bu konu hakkında daha fazla e, okumanızı önermekten başka şu an bir şey yapamıyorum. Ancak ilginç olan şu ki Philip öldürüldükten sonra bir güç kavgası yaşanıyor ve resmi adıyla 3. İskender, yani Büyük İskender başa geçiyor ve hegemon oluyor. İskender sadece 20 yaşında kral oluyor ve kral olduğunda önümüzdeki birkaç videoda göreceğimiz gibi kısa ömründe tüm Pers İmparatorluğunu ve ötesini ele geçiriyor ve Sparta'yı boyunduruk altına alıyor. Yani Yunanlıları daha da birleştirip kudretli Pers İmparatorluğunu hükme altına almış oluyor.